Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde şu ortadaki boşlukları yapacağız. Ondan önce şuradaki kenar boşluklarını bir görünmez yapalım. Fazla kafamız karışmasın. Şöyle onları buradan görünmez yapıyorum. Şöyle fareyi çeviriyorum. Bu yukarıda. Daha şurada. Tamam. Şimdi şu koleksiyon seçiliyken ve obje modundayken Shift A ile. Amacım delik önce bir göçüntü yapmak sonra da ortasında bir delik açmak. O yüzden kapsülü kullanacağım burada. Tabi çok büyük bir şey geldi. Bunu 2 santime düşürüyorum. Aşağı yukarı şöyle bir şey oldu bakın. Ee, şimdilik tamam. Ve ikinci adım bunu e, bunun numarasına bağlamak. Yani 12 yapmak 12 yaptık. Şimdi kayboldu. Hatta ismini de orta delik diye delik diye değiştirdim. Bunu getirmenin en pratik yolu bunu kaydedip kapatıp açmak. Bu durumda hiç başka takdirdir atmaya gerek kalmıyor. şu şimdi kaydı olacak. Onu bekliyorum. Kapattım ama henüz. Şimdi tekrar geldi. Şimdi bakın geldi. Tepki veriyor mu diye bakalım. S'ye basıyorum. Tepki veriyor. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bunu edit modda. Şöyle edit moda gelip şunu seçip yukarıya çevirmek istiyorum. Şimdi ön gönüldeyim. R90 deyip yukarıya çevirdik. Ve aynı zamanda Obje modda da bunu yukarıya taşıyacağız. GZ şöyle taşıdık. Tepe görünümden bakalım. Tam olarak nereye koymam lazım? Şöyle bakıyorum. Ee, bunu G deyip şöyle taşıyorum buraya. Tam şu ortaya gelecek şekilde. Bir de edit modda negate diyorum. Nasıl bir şey elde ettim bakalım. Ee, stiffness 2, Radius 2. Şunu bir kapatırsak, bir de şunu açarsak böyle bir şey elde ettik bunu stiffnessini artırırsak daha böyle keskin bir yapı ortaya çıkıyor yani hatta ne getirmezsek böyle bir yapımız var Radius azaltırsak şurası bombeli e, gidiyor saradiusu şöyle daha bir e, keskin bir şey istersek böyle bir şey şimdi bunu biraz daha Şöyle bunu hatta şey modda e, obje modunda bunu estersek böyle büyüyor falan. Sonra da tekrar edit moda gelip e, şunu daha da küçültürsek. Gerçi hiç bunları yapmaya gerek yok. Şimdi bunu şey yapalım. E, şöyle tepe gönlünden bakalım istediğiniz kadar geniş mi? Yani şu kadar bir genişlik olsun istiyorum. Bu genişliği de e, negate diyelim. Negate diyelim. Şunu 2 yapacağız. Yaklaşık olarak onun boyutuna geldi. Ama ne oldu? İçeri direkt deliği açtı. Bunu gz ile yukarı doğru taşıyacağım. Şöyle. GZ diyelim. Biraz daha taşıyalım. Bakın şöyle bir e, çukur oluşturdum. Şimdi bunu Shift D ile basıyorum tekrar. Ne elde ettiğimi görmek için de GZ ile bir yukarı doğru bunu taşıdım. ve bunun konu Negate e, yapıyorum. Negate'ini aktif ediyorum. Şimdi burada e, bunu küçültmek istiyorum. Derdim bu. E, belki yarısı kadar şöyle bir yaparsak. Daha da küçült küçülttük. Ee, GZ ile bunu aşağı doğru alıyorum. Öne gate yaptığım zaman burada biraz daha GZ diyelim. Şöyle o deliği açmış olduk aslında. Şimdi bu deliği kopyalayıp etrafa yaymamız gerekiyor. Şimdi burada alt D kullanıyorum. Obje modun olduğundan eminim. Alt D. Sol tıklıyorum. Sonra şunu 3D cursor eğer merkezdeyse, merkezde değilse taşımamız lazım. R90 diyorum. Bir daha alt D. R90. Alt D. R90 diyorum. Ee, şimdi alt D'nin özelliği nedir ona bakalım. Mesela diyelim ki şunun edit modda gelelim. Şuradaki şeyi biraz daha küçültmek istiyorum. Şuradaki deliği. Mesela bunu da şöyle 0.75 yaptığımızı farz edin. Bakın hepsinde aynı anda küçülme gerçekleşiyor. Veya işte ne bileyim şunu biraz daha GZ yukarı taşımak istedim veya aşağı taşımak istedim. Diğerlerinde aynı etkiyi görebiliyorsun. Böyle bir yapısı var bunun. Stiffness'ine 9 yapmıştık. Bir de ortasına bir delik açalım. Şimdi ortasındaki deliği de yine Tabi burada nasıl bir şekil var ortada tam anlayamıyorum. Genellikle internetten baktığım kadarıyla logo için iç, içerisi kullanılıyor. Ben şimdilik delik videosu olduğu için burada ortasına bir şey yapacağım. Sade bir delik açıp bırakacağım. Sonraki videoda da bu somonları tasarlayacağız. Şimdi burada o zaman ne yapalım biz? Belki şu olabilir. Şunu Shift D ile Çoğalttım. Sonra bunu e, merkeze alacağım. Shift S Selection e, Selection to Cursor diyorum. Buraya geldi. GZ ile bunu yukarı doğru taşıyalım. Şöyle. Evet. Burada böyle bir şey elde ettik. Şimdi obje modda da şunu X ve silelim. E, Hatta şöyle bir orta kısma gelerekten Şimdi bunu istediğim zaman diğerlerinin büyümemesini istiyorum. Bakın diğerleri etkilenmiyor. Çünkü bunu Shift'iyle yaptık ve merkeze göre davranıyor. Individual Origin diyelim. 7 ee, Biraz daha geniş sanırım o. Bunu da dışını seçip dış taraftaki şeyi seçip S'e basıyoruz. Biraz daha onu şöyle eee geniş yapıyoruz stiffness böyle ee, yukarıdan aşağıda şu size artırırsak biraz da bu ne yaptı dersek e, tabi 20 oldu bunu 5 falan yapalım ee, ve dege yaptığımız zaman daha düz bir e, şurada şekil elde edeceğim sonraki videomuzda da bu orta kısımdaki somonları yapacağız